Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Bu hafta sağlık köşemizde günlük yaşantımızda önemli yer tutan bir konudan bahsetmek istiyoruz. Üstelik sadece tıbbi bir konu da değil bu. Günlük konuşmalarımızda da sık sık adını andığımız ve bu yolla sosyal hayatımıza giren bir konu. Mesela hepimiz delikanlıyız deriz veya bazı şeyleri istemeyerek yaptığımızda içimiz kan ağlar. Birisine kızdığımızda kan beynimize sıçrar. Toplumsal olaylar bazen öylesine kontrolden çıkar ki kan gövdeyi götürür. Kimi zaman kızarız, kanı bozuk bunun diye. Sabahları derse yetişmek için koşarız. Sonra da kan ter içinde kalırız. En güzel örneği sona sakladık. Bazen birisine kanımız kaynayıverir. Evet, bu haftaki konumuz kan. Kendisi sadece 3 harften oluşsa da aslında yaşamın, varoluşun, sevginin ve paylaşımın bir ifadesi. Kan olmaksızın insanın hayatta kalması mümkün değil. Kanın yegane kaynağı ise insan. İşte kanla aramızda böylesine yaşamsal bir bağ var. Bu bağ antik uygarlıklardan beri yaşamla bir tutulmuş, insanı hayatta tutan ve ona güç veren bir unsur olarak görülmüş. Hayatımızın çeşitli evrelerinde birçok sebepten dolayı kendimiz, ailemiz ya da yakın çevremizle ilgili olarak zaman zaman kan ve kan ürünlerine gerek duyarız. Kan ve kan ürünleri laboratuvar şartlarında elde edilemediği için de böylesine hayati önem taşıyan bir madde için sağlıklı bireylere ihtiyaç duyulmakta. Ancak özellikle toplumumuzda kan bağışlama alışkanlığının yerleşmemiş olması her şeyden önce kendimize gerekli olan kan ve kan ürünleri açısından kaynak sıkıntısı doğurmakta. Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanan hedefe göre ülkelerinin nüfusunun yaklaşık %5 ila 6'sının yıllık kan bağışında bulunması gerekiyor. Böylece her ulusun kendi kendine yeterli derecede kan ve kan ürünü sahibi olması mümkün olabilecek. Ülkemizde ise bu oran sadece %1,5 civarında. Bu düşük oranın sebebi ise her şeyden önce ön yargılı olmamız. Aslında bizim sağlığımız için bu kadar önemli olan durumun bize zarar verici bir eylem olduğuna inanmamızın tek sebebi bu konuda yeterince bilgili olmamamız. Tam da burada Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılmış ilginç bir araştırmayı aktarmak istiyoruz sizlerle. 3479 kişiye yapılan 20 soruluk bir anketin ilk sorusu, kan bağışında bulunmak ister misiniz? Bu ilk soruya verilen evet cevabı %31,3 iken anketin sonunda bu soru tekrarlanmış ve alınan evet cevabı %31,3'ten %43,5'a kadar yükselmiş. Anketten elde edilen sonuç aslında çok da şaşırtıcı değil. Ankete katılanların %55'i kan bağışının yan etkisi olduğunu inanıyor. Üstelik bunların %33'ü kilo aldırdığını düşünürken %26'sı da tam tersini, yani kilo kaybettirdiğini düşünüyor. %13'ü ise bağımlılık yaptığına inanıyor. Halbuki zaten her isteyenden kan alınması mümkün değil. Sizler kan vermeye gittiğinizde ilgililer tarafından öncelikle tıbbi özgeçmişiniz sorgulanıyor. Sonra da kan değerleriniz ölçülüyor ve donör sorgulama formuna verdiğiniz cevaplar değerlendiriliyor. Yapılan muayeneniz sonucunda hekim veya eğitimli kişiler sizin kan verip veremeyeceğinize karar veriyor. Yani zaten her isteyenin kan verebilmesi mümkün değil. Aksine kimlerden kan alınmayacağı titizlikle denetleniyor. Bu ürünleri kullananların başka hastalıklardan korunabilmelerinin tek yolu da bu zaten. Gördüğünüz gibi kan ve kan ürünleri alınırken ve verilirken oldukça yoğun bir süreç yaşanıyor. Bunların tamamı bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gerekli olan işlemler. Sadece kan verirken değil, kan alırken de duyarlı olmak zorundayız. Bu aşamada kan verme alışkanlığımızı artırmak için mücadele veren bir topluluktan da bahsetmek istiyoruz sizlere. Mersin Üniversitesi Kan Bağışı Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu gerek tanıtım toplantıları gerekse kan bağış kampanyalarıyla bu önemli görevi başarıyla yürütüyorlar. Toplumu bilinçlendirerek kan ve kan ürünleriyle ilgili eğitimlerin verilmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Unutmayınız ki yaşınız 18 ile 65 arasındaysa ve 50 kilogramın üzerindeyseniz 2 ay arayla yılda 4 kez kan bağışlayabilirsiniz. Eğer siz bu ölçütleri taşımıyorsanız üzülmeyin. Etrafınızda bu ölçütleri taşıyanları kan vermeye teşvik ederek katkı sağlayabilirsiniz. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.